Anne lütfen bak, en son istediğim şey seni üzmek. Ama yapamam, sana daha önce söyledim. Ben öyle bir kere tuttuktan sonra bir daha asla bırakamam dedim sana. O benim kızım. Ben onu karnımda değil, kalbimde büyüttüm. Anlıyorsun değil mi? Çok iyi anlıyorum. Seni benden daha iyi hiç kimse anlayamaz. Ama yasa dışı bir şey yapıyorsun. Polis mahkeme kapına dayandığı zaman ne yapacaksın Zeynep? Sonunu hiç düşünmüyor musun? Düşündüm anne, her şeyi düşündüm. Kızımı da alıp yurt dışına gideceğim. Onun bir annesi var Zeynep. Benim de vardı. Aynı şey değil. Ona ne kaçırarak ne de para ödeyerek sahip olabilirsin. Sen benim için para ödemedin mi? Kızımdan asla vazgeçmeyeceğim. Tıpkı senin benden vazgeçmediğin gibi. Vazgeçtim. Senden vazgeçtim Zeynep. Hayır, imzalamayacaksın bunu. Turun, lütfen. Anne ablama bunu nasıl yaparsın? İnsanın sevdikleri için bazen onlardan vazgeçmesi gerekir. Doğru olan budur. Ben ailemizi korumak için ablanızdan vazgeçtim. Turna hadi. Nasıl ya? Şimdi bunu imzaladığı için ablam senin çocuğun olmaktan çıkacak mı? Bana bunu mu söylüyorsun anne? Mümkün olabilir mi böyle bir şey? Çok teşekkür ederim. Annem olduğun için. Sen bir çocuğun sahip olabileceği en iyi annesin. Teşekkür ederim. Hoşça kal anne. Abla. Kızlar lütfen, ikinizi de çok seviyorum. Tamam. Annemin de üstüne fazla gitmeyin, o haklı. Abla niye öyle söylüyorsun ki, bir daha hiç görüşmeyecekmişiz gibi? Turna hadi. Abla. Turna.
İyi akşamlar. Ben komiser Sinan Demir. Zeynep Güneş'le görüşebilir miyim? Sinan Bey. Hoş geldiniz. Hayırdır? Cahide Hanım, iyi akşamlar. Kusura bakmayın, bu saatte rahatsız ettik. Ama kızınız Zeynep Hanım'la görüşmemiz gerekiyor da adresini bulamayınca buraya geldik. Buyurun içeri girin, soğukta kalmayın lütfen. Zeynep, komiser bey seninle görüşmek istiyor. Buyurun. Zeynep Hanım. Bir soruşturmayla ilgili bilginize başvurmamız gerekiyor. Bizimle karakola kadar gelebilir misiniz? Olur. Konu nedir, öğrenebilir miyim? 2 gün önce Çengelköy'de yaşanan bir silahlı saldırı olayı Cahide. Kızımın bununla ne ilgisi var ki? Cahide Hanım, soruşturmanın gizliliği açısından böyle bir bilgiyi vermem doğru olmaz. Sadece birkaç soru. Dediğim gibi Zeynep Hanım'ın bilgisine başvuracağız. Zeynep Hanım, hazırsanız çıkabiliriz. Ama Sinan Bey, yani kızımın bir suçlu gibi gece yarısı alınıp karakola götürülmesi. Ay ne gerek var? Yani sabıkası yok. Kaçıp saklanacak durumu da yok. Eğer izniniz olursa yarın sabah erkenden gelip karakola ifade versin. Ne haber? Zeynep abla, Tuna da burada mı? Tuna. Turna kim? Turna benim kızım. Sinan Bey, demin de dediğim gibi yarın sabah ilk iş karakola gelip ifadesini versin. Ayrıca yani benim kefilliğime itibar edeceğinizi umuyorum. Peki, tamam. Zeynep Hanım, yarın sabah sizi karakolda bekliyor olacağım. Tabii, geleceğim. Cahide Hanım, iyi akşamlar. Sizi tekrar gördüğüme sevindim. Ben de sevindim. Ayrıca çok teşekkür ederim. Tuna. Anne, anne.
korkmadım anne. Korkmadın değil mi? Hadi. Anne. Anneciğim. Asiye limonlu su getir çabuk. Tamam. Tamam. Of Serp ya. Az kalsın her şeyi berbat edecektin. Öbür konu. İşte tam da söylediğim buydu. Bu işin buralara varacağı belliydi. Şimdi ne yapacaksın Zeynep? Biz başımızın çaresine bakarız. Seni üzdüğüm için çok özür dilerim. Sizi bir daha rahatsız etmeyeceğim. Peki kızım. Bundan sonra tek başınasın. Anne ne demek bundan sonra tek başınasın? Abla. Abla ne olur böyle gitme. Dur sonra konuşuruz. Hadi. Anne sen, seni tanıyamıyorum artık. Bu yaptıkların normal mi, söyler misin? Bunca yıl ablamın evlatlık olduğunu bizden sakladın, sonra pat diye söyledin. Şimdi bir kere bunu evlatlıktan reddediyorsun. Sen bize neler yaşattığının farkında değil misin anne? Hadi ablamı evlatlıktan reddettin. Biz ne yapalım? O sadece senin çocuğun mu? Bizim ablamız değil mi? Birlikte uyuyup uyandığımız, bir sıkıntımız olduğunda paylaştığımız ablamız değil mi anne? Şimdi biz ne yapalım söylesin. Dur yeter artık. Görmüyor musun annem için de çok zor. Tamam. Ben daha fazla kalamayacağım anne. Ben de ablamla gidiyorum. Duru. Çekil Sarp.